Aa, bu güzeldi bak. Tamam. Gördüğünüz gibi yürürken arada bir çıkıyor böyle karşınıza. Herkese günaydın. Film izliyorum. Bu filmi biliyorsunuzdur, Karate Kid. Jackie Chan filmi. Bu çocuk son zamanlarda, yani son zamanlarda değil de uzun zamandır bayağı bir saçmalamıştı. Yani bilmiyorum, kendisini beğeniyor. Ben vücut olarak bahsediyorum, dış görünüş olarak. Kendisini beğeniyor ama ben asla beğenmemiştim. Yani resmen bitirmişti kendisini. Yeni uyandım, ufak bir duşa girdim. Bir kahve yapalım kendimize. Şimdi burada neler varmış? Burada siyah şeker, beyaz şeker, bunların hepsini. Sert bir kahve istiyorum. Bu iki tanesi içine koydum ama bir de krema koymuşlar bunun gibi. Bu kahve ve çay kreması. Çay da çok güzel olmuyor da kahve de güzel oluyor. Çayım da şu var bu arada. Şöyle bir krema onun içindeki, kutunun içindeki. Ben su aslında kaynatmıştım duşa girerken. Kaynadı büyük ihtimal bu. Tekrar bir kaynasın, sıcaklayacak lütfen. Şunları açalım. Kahve yapalım kendimize. Ne kadar Dubai'de olsam da içimde var kek onu diyorum, inanmıyorsun. Sen nasıl yeter? Çok da fazla su koymaya gerek yok. Olsun. Sonuçta herhangi bir yarışımız yok, herhangi bir şeyimiz yok. Dubai'ye de gayet iyi bir formdayım şu an. Her şey yolunda. Aa, bugünkü planımdan bahsedeyim mi size? Bugün Dubai Marina'da ufak bir yürümeyi düşünüyorum. Çıkartıp tişörtünü, yürümesin mi bu çocuk biraz Dubai Marina'da? Kahvemizi içelim, sonra kahvaltı yapmaya gideceğim. Sonra odama gelip biraz dinleneceğim. Açık söyleyeyim. Odama gelip biraz dinleneceğim. Bir gibi spora gideceğim. Bir pump yapalım. Göğüs çalışalım. Pump yapalım. Pumplı bir şekilde böyle akşama doğru 3, yani akşama doğru değil, tam böyle öğlen sıcağını geçmeye yakın böyle 4 gibi 5 gibi de sahilde yürürüz. Yine o güneşi yakalarız. Yine o güzel zamanları yakalarız. Planım bu şekilde. Yani genel olarak evdeyim çünkü o Dubai sıcağında asla çıkmak istemiyorum. Bugün sabah, yani birazdan çıkacağım. Ufak bir işim var. Onları yaparken bile, yani biraz önce camı açtım, baktım inanılmaz sıcak. Gerçekten açıyorsun böyle buhar geliyor, böyle açıyorsun buhar geliyor, anında böyle terliyorsun. Şu kahvemi içeyim, sonra bir dışarı çıkacağız. Önce kahvaltımı mı yaparım, dışarı mı çıkarım bilmiyorum ama birisinden para almam gerekiyor. Çünkü hiç harçlığım yok ve beni buraya getirdiniz oraya o kadar karşılığını verin, anladınız mı? Okay, let's go. Size bir şey söyleyeyim mi? Nefes alamıyorsunuz. Bu nedir ya bu? Bu nem, bu sıcaklık, ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten nefes alamıyorsunuz. Ya başka nasıl özetleyeyim ki bak. Böyle çekiyorum ya, hani eksik yani bir şeyler. Ve hangi işletmeye girerseniz girin, bu herhangi bir işletme olur, araba olur, taksi olur, otel olur, market olur. Her şey yani, ne olursa olsun. İçeri bir giriyorsun, mesela şu anda atıyorum ben kaç derece hissediyorum biliyor musunuz? Şu anda 40 derece falan hissediyorum. Bir yere giriyorum, tak sanki 0 derece. Bir soğuyorsun, üşütüyorsun, sıcak oluyorsun. Alışmak lazım, kesinlikle alışmak lazım. Yeah, Dubai sokaklarında yürüyor muyuz? Burada çalışanlar genelde Amerikalı siyahiler ve Pakistanlılar daha fazla gördüm. Endonezya'da gördüm ama en fazla... Konuşamıyorum, o kadar sıcak. O kadar sıcak. Konuşamıyorum. İşte Pakistanlılar gördüm. Pakistanlılar zaten Türkleri sever biliyorsunuz. Endonezyalılar da aynı şekilde. Yani Müslüman olduğumuz için. Yani burada genel olarak Türkler seviliyor. Ama sadece Erdoğan, yani President biraz sevilmiyor. Ama hani kişiler olarak, yani Türk milletiyle hiçbir problemleri yok. Genel olarak seviyorlar. Ya o değil de bak, o kadar çok seviyorlar ki ben biraz önce bir tane taksi kullandım. Pakistanlıydı. Şu anda o taksiciyi arıyorum ben, biliyor musunuz?
Adam benden parayı almadan beni bıraktı otele. Çıktım bir baktım adam yok. Yürüyorum yürüyorum bakıyorum yok. Şimdi orada biraz da bekledim ben. Bir 10 dakikadır falan bekliyorum. Başka bir taksiye binip gideceğim. Ama o adam benim otelimi biliyor. Büyük ihtimal benim kaldığım otele gelir o. Alır parasını. Çok da bir fazla para değil ama taksi sonuçta yani. O kadar kazanıyor. Ne kadar kazansın. Geri alır diye düşünüyorum onu. Arada bir güzel arabalar görüyorum. Güzel arabalar görüyorum arada bir. Ama öyle hani videolardaki gibi sürekli gallar, dolar, ferrariler yok da. Hani güzel arabalar görünüyor yani böyle yolda yürürken sık sık. Hadi bakalım. Bugün önce bir kahvaltımızı yapalım. Sonra bir sahile gideceğiz. Yapacağız bir şeyler. Yapacağız bir şeyler bugün. Vallahi taksici gelmedi. Ben başka bir taksi durdurayım. Bunu durdurdum ama durmadı. Dolay herhalde veya bilmiyorum. Durakta. Hop. Aa, burası Türkiye değil. Gördünüz mü? Burası Türkiye değil. Durakta durdu taksici. Türkiye değil. Adam geldi durakta durdu. Durması gereken yerde. Hey, how are you? Hi. We are go Albaşra. Yeah. You know Rose Park Hotel? In Albaşra? Yeah, yeah. Okay, we are go there. You're from India? India, yeah. Okay. Nice. You will stop in bus station? Yeah. not like India. And I'm from Turkey, not like Turkey. Yeah. Dostlar odaya geldim. Dışarısı inanılmaz sıcak. Yani bilmiyorum daha bu konuyu bir daha açmayacağım. Gerçekten sıcak. Çünkü eğer bu konuyu açacak olursam her videonun başında çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak diyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Dışarısı gerçekten... Dur bir su içeyim kendime. Beynim yandı. O kadar sıcak. Anlatabildim mi? Tişörtümü değiştirdim o yüzden. Yani burada hani şort yine neyse de tişörtü kesinlikle sık sık değiştirmek lazım. Şimdi gidelim bir kahvaltı yapalım. Kahvaltıdan sonra bir belki market yaparız. Yani marina için sabırsızlanıyorum. Ama önce bir spora gidip ondan sonra marina gidesim var. Burada bu arada otelde de yoğunluk olmasın diye çok güzel korona tedbirleri alınıyor. Şimdi şöyle bir korona tedbirleri oluyor. Saat başı mesela saat 12'de 2 kişi spor salonuna giriyor ve 1 saat süreleri oluyor. Saat 1'de 2 kişi salonuna giriyor ve 1 saat süreleri oluyor. Ben 1'de kendimi rezervasyon ettirdim. 1'de gireceğim, 2'ye kadar sporumu yapacağım, sonra gelirim duşumu alırım. Ondan sonra duruma göre işte birazcık da dinlenirim, sonra spora geçeriz diye bir plan yaptım kendi kendime. Planımın şimdiki sırasında kahvaltı yapmak var. Kartımızı alalım. Okay. Bak buz gibi mesela burası. Buraya iki çıktın şu an buz gibi. Bak şu an üşüyorum ben mesela. Benim odam güzel. Ben odamı güzelleştirdim. Derecemi ayarladım. Her şeyi ayarladım da. Asansöre bastık. Bu arada bu asansöre basıyorsun. Bu da devreye giriyor. Bu da geliyor yani. Bakalım kahvaltı nasıl bir kahvaltı, neler bizi bekliyor. Abi galiba buradaydı ya, lobiyeydi. Yanlış hatırlamıyorsam lobiyeydi. İlyas, günaydın bro. Hey, how are you? My room number, I don't know. 425. Okay, thank you. You're welcome. Hi, good morning. How are you? Thank you. Wait, I will
show before them. Gördüğünüz gibi meyveler falanlar filanlar. Yeah, thank you. I have YouTube channel. This is for my YouTube channel. This is local food, huh? Yes, local Arabic food, hummus. Hmm. Arap yemeği ve yeah, hummus. İşte ismi bu. Yeah. Büyük ihtimalle hummus bir şey. Like onlar gibi. Pancake. Bu da biraz. Hepsinden deneyeceğim. Yumurta. Bu da Pakistan yemeği olabilir. This is like Pakistan food. This is like Indian. Indian. Okay. Hindistan yemeği. Okay. Muz. What is this? Kavur. Okay. Okay. I know. This one hummus. This one Arabic dish. Okay. Thank for your hand. Dostlar, nasıl bir kahvaltı? Böyle bir kahvaltı. Portakal suyumu için bir tane. Lokal yemekler. Ya pankek ama bunun hepsini yemeyeceğim. Sadece tadına bakacağım. Merak ettim. Burada bir Hindistan yemeği var. Bu nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Bu bir lokal bir yemek. Şurada bir lokal bir yemek var. Bu da lokal bir yemek. Bu da lokal bir yemek. Bu da lokal. Bu mantı şeklinde bir lokal yemek. Hurma. Bu da lokal bir yemek. Arap yemeği. Burayı çok merak ediyorum. Yulaf. Üzümlü yulaf. Ve bol yeşillik. Bu kadar. Aslında bir tek burada bir kalorilerim var. Bir de yumurta yaptıracağım kendime. O kadar. Buradan sadece tadına bakacağım açıkçası. Böyle bir kahvaltı yaptırdım kendime. Hatta birlikte deneyelim. Bakın bu ismini humus. Bir Arap yemeği. Şu kabuğu falan olabilir mi? Aynen nohutun kabuğu. Bunun tadına bakalım birlikte. Bakayım nasıl tadı var. Şöyle düşünün. Yoğurtlu nohut. Yoğurtlu nohut gibi düşünün. Nohut tadı geliyor, yoğurtlu nohut. Bak görünüşü de şu şekilde. Biraz da yeşillik. Güzel ama yani yenir. Böyle şekerli falan, yağlı mal bir şeyler değil. Zeytinyağı, tuz, yoğurt, nohut. Ama çok güzel geliyor tadı. Şunu çok merak ettim ben. Şuna bakın. Nasıl bir şeymiş. Hem video çekip hem yemek istiyorum. Yemeye çalışıyorum. Bayağı da kocaman da bir parça oldu bu. Bu da şöyle bir şey. Pirinç olabilir mi acaba bu? Bakalım tamına. Tatsız tuzsuz bir şey. Tadı yok, tuzu yok. Tamamen aynen pirinç lapası. Bunu alacaksın, yarışma zamanı yükleme yapacaksın. Bu tam bu öyle bir şey yani. Şunun bir daha tadına bakalım. Bu patatese benziyor. Sanki patates soğanlı bir şeyler gibi. Deniyorum hemen. Aynen. Aynen öyle, patates ve soğan. Bu. Şuna bakalım nasıl bir şeymiş. Aa, çikolata mı lan bu? Ha, yok. Aa, yeşillikmiş. İçinde yeşillik gibi şeyler var. Bakalım tadına. Bizim börekler gibi. Aynı. Sonra şöyle bir... Böyle bir lokal yemek var. Arap yemeği. Bakıyorum. Acılı ezme gibi. Acuka var ya, aynı. Acukanın aynısı. Vallahi görünüş olarak benzemese de tadı gerçekten aynı. Sonra şu makarna, kremalı makarna işte bu. Bakıyorum tadına. Aynı. Kavun. Bayağı bir ballı bir kavun. Bu kadar. Hepsinin tadına baktık. Bayağı da tabağı dağıttık. İğrenç bir görüntü. Yulafa bakalım.
bu nasıl bir yulaf acaba? Baya baya aldım gördüğünüz gibi. Yulaftır herhalde bu. Yulafa benziyor aynen. Yulaf. Ve son olarak yumurta yaptırdım. Sebzeli bir yumurta. Bizim olayımız bu baba. Bizim olayımız bu babuş. Dubai'de orta derece bir bakkal marketin yanındayım. Burası orta derece. Daha büyüğüne de gideriz. Daha büyüğüne de ama burası da gayet büyük yani içerisi. Fiyatları size göstereceğim. Çok bir ihtiyacım yok ama belki böyle bir ufak böyle bir şey alabilirim. Fazla deodorant alabilirim. Deodorantım var aslında ama burası inanılmaz sıcak. Dolayısıyla full deodorantla takılıyorsun. Hem size fiyatları göstermek istiyorum. Hem de belki bir ihtiyacım varsa onları alabilirim. Ama insanlara fazla yaklaşmadan maskemi takayım. Burası Dubai'nin El Basra yeri. El Basra şehri diyelim. Artık ne derseniz. Şunu takayım. Evet. Burası market. Bakalım market fiyatlarına. Şimdi bunların hepsi Dubai parası. Şöyle ürünlere bakalım. Bak klasik. Gerçi dediğim gibi ben bunları yemiyorum. Classic Lays 7.5 dirhem yani 14 TL falan yapıyor. Ama şimdi 14 TL olarak hesaplamamak lazım. Yani 7.5 lira diye düşün. Sadece burada Türk lirası kullandığın zaman bu kadar oluyor. Ama dolar veya euro kullanırsan inanılmaz güzel bir ülke aslında bakarsan. Şu deodorantlar. Bak 15 dirhem aslında Türkiye ile aşağı yukarı aynı. O da 15 lira. Ama bu Türk parasını kullanacağım için ben, bu bana 30 liraya patlayacak. Ya, tam olarak öyle. Bakım ürünleri falanlar filanlar. Hadi birazcık yürüyelim markette. Bak kahve göstereyim size. 30 dirhem. Aslında ucuz bile biliyor musunuz? Yani bu kahve normalde çok daha pahalı. Yani 10 lira olduğunu düşünürsen bu kahvenin aslında çok daha ucuz. Ama dediğim gibi TL ile çarpı 2 oluyor. Bir daha da onu söylemeyeceğim. Burada yani şunlara ihtiyacı olanların beni izlediğini zannetmiyorum. Özenilmiş ya. Aa bak. Bak fındığın kilosu zaten Türkiye'de de 75 TL'ydi. Burada da 75 dirhem. Fiyatlar çok benziyor. Çok farklı bir Antep fıstığı baksanıza. Çok farklı bir Antep fıstığı. Karışık mix yapmışlar 50 dirhem. Aslında Türkiye'den bile ucuz bak mesela kaju. Kaju inanılmaz ucuz Türkiye'den. 100 TL neredeyse. Badem çok ucuz. Ceviz çok ucuz. 30 TL. Ceviz Türkiye'den gerçekten çok fazla ucuz. Peki pahalı olan bir şey. Bak mesela bu normal çiğ badem. Bizim yediğimiz badem. 52 TL olduğunu düşünün. Gayet ucuz. Antep fıstığı biraz normal. Yemişlerden güzel örnekler vardı. Çünkü bizde de sürekli tercih ettiğimiz şey olduğu için fiyatlarını biliyoruz. Yumurta. Aynen. Yumurta fiyatları. 30'lu yumurta 10 TL. Yani dirhem 10 dirhem 20 TL. Türkiye ile fiyatlar gerçekten aşağı yukarı aynı. Kuru yemişler biraz ucuz. Ya gerçi kuru yemişler de aynı. TL'ye yaptığın zaman hepsi bir tık pahalı oluyor ama bunu TL olarak düşünürsen, 10 TL olarak düşünürsen gayet ucuz oluyor. Sonra elmanın kilosu. Bak mesela elma pahalı. Çünkü ithal. 3 dirhem. 14 dirhem mesela antikot. Dana et. Ve normalde ucuz ama Türk TL'ye vurduğun TL'ye eşitlediğin zaman pahalı oluyor. İşte o bizim TL'mizle alakalı aslında. Taşlıklar falan Türkiye'de olduğu gibi burada da çok ucuz. Bak burada baya küçük porsiyonlar satılıyor. Bizde hayvan gibi porsiyonlar nasıl satıldı. Bunda jelatini yok zannettim, varmış. Domuz olabilir mi acaba?
domuz değilmiş. Makarna. Bak makarna fiyatı ne kadar? 2 lira. Aynı işte. 2 dirhem. Dubai'de yaşayacaksın. Dubai parasıyla maaş alacaksın. Gel de vücut geliştirme yapma. Yapmazsan da benden. Mısır cipsleri, fıstık var. Arkadaşlar markette ne güzel video çekiyordum. Bir şeyleri daha gösterecektim size. Gerçi her şeyi gösterdim. Daha böyle büyük bir markette de bir video yaparım. Ama birazcık zaman alır. Bununla idare edin şimdilik. Bana video kapattırdı. Geldi yanıma dedi ki işte video çekmeni istemiyorum dedi. Video çekmek işte çok hoş karşılamıyoruz burada dedi. Ama çok tatlı bir dilde söyledi. Çok güzel bir dilde ama yanına da güvenliği almış gelmiş. Güvenliği de almış gelmiş yanına. Hayırdır diyecektim. Biz bağcılar çocuğuyuz. Alayına gider diyecektim de. Sonra baktım siyahi bir çocuk gerek yok. Sonra hemen videoyu kapattım. Dedi bana videoyu silmeni gösterir misin falan dedi. Ben de gittim başka bir fotoğraf sildim. Fotoğraf silerken onu gösterdi işte. Sonra son silinenlerdeki hepsini sildim. İnandı gerizekalı. Otele geri geldim. Birazcık otelde dinleneceğim. Ondan sonra neler yaparım diyorum. Dubai'deki fiyatları gördünüz. Türkiye ile aşağı yukarı aynı. Ama sadece görünüş olarak aynı. Dubai'dekiler biraz daha fazla para kazanıyorlar. Dolayısıyla onlar için biraz daha ucuz oluyor. Türk parasıyla burada alışveriş yapacağın zaman aldığın her şeyin fiyatı çarpı 2 oluyor. Yani bizim için çok da güzel bir şey değil. Benim kaldığım otel burası bu arada. Bu arada videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Asansörü de kapatalım. Bak şu an terliyorum, yanıyorum. Şu anda dondum. Buz gibi. Bu olay da çok kötü. Her an hasta olabilirsin. Alışman gerekiyor. Arkadaşlar işte ufak ufak problemler olabiliyor. Yani bir problem değil de şundan bahsedeyim. Spor yaptım biraz önce. Geldim duşumu aldım, dinlendim falan. Taksi çağırdım. Dubai Marina'ya gidiyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Hiç bilmiyorum. Yanım bana hiç bilmiyorum. Bakalım neler bizi bekliyor. O zaman let's go. Tişörtü çıkartacağız tabi orada. Tişörtü çıkartacağız. Güzel olacak. Bak şu anda üşüyorum. Burun içi inanılmaz sıcak. Şu araba beni bekliyor belki şu an. Thank you. Yalnız bayağı iyi bir araba. Hey, how are you? Sorry for waiting. In 6 months or 7th, you're too much. Yeah. I will stay, I think, 2 weeks. Arkadaş bizi bıraktı. Dubai Marina, şurası sahil. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir sıcak yok be kardeşim. Bu nasıl bir sıcak be kardeşim? Of, fena sıcak. Eyvah eyvah, neler. El yürüyelim bakalım neler varmış bu arada. Çok yükseksin be bina. Yalnız burası hala ufaktan böyle şeriat olan bir ülke. Ben de giydim kısacık şort. Harbiden kısacık bir şort ama. Dubai sokaklarını ele geçirmece. Sıkıntı yok.
Aynen öyle. Güzel ülke ama ben sevdim. İnsanlarını da sevdim. Yani bir yerel bir insanla karşılaşmadım daha şu ana kadar, açık söyleyeyim. Ama çalışan işçiler, yani o Pakistanlılar, sonra diğerleri, Hindistanlılar, yani sıcak kanlılar, iyiler, Türkleri seviyorlar. Suni bir şehir işte. Yüksek yüksek binaların olduğu suni bir şehir. Ama güzel. Hani öyle videolarda gördüğümüz manitalar. Yaşlı teyze dolu burası. Şaka yapıyorum. Bayağı geniş bir sahil yalnız burası. Bayağı geniş. Türkiye'de ben bilmiyorum, bu kadar geniş bir sahil görmedim. Gerçekten görmedim. Bayağı geniş bir sahil. Zaten çölden oluşan bir ülke işte. Binaları dikmişler, istedikleri gibi yapmışlar. Kumu beyaz renk bu arada. Beyaz renk bir kumu var. Güzel ama. Fena yanacağım büyük ihtimal ben. Allah'tan Türkiye'de hazırlanıp gelmiştim. Zaten sabah kardiyoları yapıyorum biliyorsunuz Büyükçekmece'de. Orada üstümü çıkartmıştım ama buraya geleceğim için son zamanlarda bir saat yapıyordum ve iyice güneşte kalıyordum. Biliyordum çünkü böyle bir şeyle karşılaşacağımı. Buraya gelmeden de solaryum yapmıştım. Yani baya baya hazırlamıştım. Korkmuyorum, bir yerim acımaz büyük ihtimal. Ulan yarı yataktan kalkamıyormuşum. Diyormuşum yoğurtlar yoğurtlar. Burada bir şeyler yürümüş de neler yürüdüğünü anlamadım gerçekten. Bir şeyler yürümüş ama bu arada ben fena terliyorum biliyor musunuz? Ya böyle bir sıcaklık anlatamam ki size. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Nefes alamıyorum diyorum ya. Size başka ne diyeyim ki? Nefes alamıyorum. Harbiden alamıyorum. Ay vay vay, yüzmeyi öğreniyor. Dayım yüzmeyi öğreniyor. Aa babam de olacak. Şimdi oldu. 5 dakika sonra olacak. Burası koronadan dolayı birazcık insanlar yok. Yani insanlar takılmıyormuş koronadan dolayı. O yüzden birazcık sakin buralar. Ayakkabılarla kumda yürümek de ekstra bir kalori. Sahilden yürüdüm. Yani şöyle kumdan yürüdüm sahilin sonuna kadar. Sonra buradan yürüme yolunda. Burası yürüme yolu, aynı zamanda martılar var. Mesela burada martılar, İstanbul'daki kadar hız sınırlaması yok. Bayağı sınırsız. Son hızına kadar gidebiliyor. Zaten son hızı da çok hızlı değil ama yine gayet hızlı. Buradan gideceğim. Şu sağ tarafta kafeler var. Orada bir kahve içeceğim. Ondan sonra evime giderim. Ne yapayım başka? Gece belki bir yerlere çıkarız ama yine. Bir duşumuzu alalım, sonra dinlenelim. Kahvemizi içelim. Gece için yine planlar yaparız. Burada bir Muscle Beach yok mu ya? Böyle ağırlıklar olan bir alan vardı diye düşündüm ama. Tertemiz bu arada yerler, görüyor musunuz? Çimenlere bak. Tertemiz. İnsanlar değer veriyor çünkü ülkelerine. Haklısın adamım.
Çok haklısın. Okey, okey. Bana söylüyor ki tişörtünü giy. Türkçe şarkı çalıyor yalnız. Türkçe şarkı çalıyor. Duaydı. Abi spor salonuna denk geldik. Unutma ki dünya fani. Tam da öyle bir şarkıya denk geldim. Spor salonu, antrenman yapanlar var içeride. Yok böyle bir sıcak. Fena. Çok fena. Burger var, KFC, Pizza Hut. Götü kalkacak şimdi bak. Onu çekiyorum ya. Güzel araba ama. Biraz önce bir kahve aldım kendime. Bayağı bozuk para verdiler bana. Size Dubai'nin bozuk paralarını da göstereyim. Ters tarafında nasıl bir şeyler var bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri falan yazan demir paraları var işte. Dövmeci var bak burada. Şucu tanıyorsunuzdur. Her yerde var piç. Güzel bir model. Burası güzel bir meydan. The Beach. Bakın bu da taksi. Ucuz bir taksi o da. Bak mavi bir M5 geçti orada, gördünüz mü bilmiyorum. Bakın bir tane daha geliyor. Sizin için çekiyorum. Asla yapmayacağım şeyler biliyor musunuz? Arabalara çok merakınız var. Normalde asla yapmayacağım şeyler. Ama sizin için yapıyorum. Bir de Maserati'ye de denk gelmedik demeyiz artık. Gerçi çok fazla var burada mesela. Seviyorlar insanlar. Jaguar. Vallahi bir sesler duyuyorum ama. Bak yakaladım sizin için, gördünüz mü? Şuraya da iki tane girdi bu arada. İki tane Lamborghini girdi. Yani baya baya varmış. Harbiden söylenilen kadar Dubai'de arabalar varmış.
Bak karşıdan da bir ses geliyor. Oradan bir şeyler gelecek büyük ihtimal. Ama kırmızı ışığa denk geldi. Belki de başka bir yere dönmüştür, bilmiyorum. Bak bu da çok güzel araba. Aa, bu güzeldi bak. Arkadaşlar, akşamüstü oluyor artık. Saat 6'ya doğru geliyor Dubai'de. Böyle bir yat limanına geldim. Hem yani bugün Dubai'yi yürüdüm desem inanır mısınız acaba? Bugün harbiden Dubai'yi yürüdüm ben. Şimdi yat limanına geldim. Şöyle bir sürü yatlar falan var. Buraya da yürümek istedim. Bugün harbiden bir yıllık yürüme kutumu doldurdum. Yani bütün Dubai'yi yürüdüm desem ne dersiniz bana? Ya bütün Dubai'yi yürümedim de ama inanın bana 2 saattir yürüyorum. Yani belki de 3 saat olmuştur. 3 saattir yürüyorum. Sıkıcı yerleri de oldu. Genel olarak keyifliydi. Ne kadar tatlısın lan sen. Şöyle bir yat limanına geldim. Yatlar falanlar filanlar. Dubai'de yapmamı istediğiniz şeyler varsa, çekmemi istediğiniz videolar, bu Dubai ile alakalı çektiğim videoların altına eğer yazarsanız ben de oradan görürüm. Yardımcı olmaya çalışırım size. Çekerim yani elimden geliyorsa. Dubai'de merak ettiğiniz, Dubai'de yapmak istediğiniz, ben zaten yapacağım. Daha yeni başlıyor videolara, sakin olun. Çok şey yapacağım. Yani yapmaya çalışacağım vaktim olursa. Bugün mesela yürümeyi tercih ettim. Dubai'yi adım adım gezmeyi tercih ettim. Önce bir Dubai'nin her yerini göreyim. Ondan sonra artık ufak ufak aktivitelere doğru kaçacağım. Deveye binmek olabilir. Çöle gideceğim, gitmek olabilir. Safari, ATV safari olabilir. 4x4 de safari, işte dediğim gibi. Jet ski olabilir. Birçok şey olabilir. Yemekler olabilir. Yemeklere de vakit ayırmak istiyorum açıkçası. Ama önce bir Dubai'yi gezelim, görelim, öğrenelim. Yani Dubai'ye gittiğinde şuraya gördüm dediklerinde yok oraya gitmedim demeyelim. Ama şuraya gitmedim diyemem ben, ama atıyorum jet ski'ye binmedim veya safari yapamadım ya vaktim yoktu diyebilirim. Ama gezmek biraz daha önemli. Gezip görelim her yeri. Burada en çok sevdiğim şey insanların birbirine davranması. Burada gerçekten biraz ufak bir bakış açım değişti bazı şeylere. İnsanlar inanılmaz saygılı diğer insanlara ve bir yerlerde çalışan insanlar, atıyorum otellerde, kafelerde çalışan insanlar gerçekten orada çalışmak için çalışıyorlar, orada çalışmak için bulunuyorlar. Yani insanlara yardım etmek amaçları, böyle herhangi bir art niyet hiç görmüyorum. Mesela bir iş yapıyor, bir iş yaparken birisinin yardıma ihtiyacı varsa hemen o yaptığı işi bırakıyor, ona yardımcı oluyor. Çok güzel bir şekilde tekrardan oraya geri dönüyor veya yürürken bile müşteri geliyorsa müşteriye yol veriyor, adam elinde tonlarca tabak varsa falan. İnanılmaz güzel, inanılmaz keyifli. Çok keyif aldım Dubai'ye gelmekten. Doğru seçim yapmışım. İyi ki de gelmişim. Arkadaşlar, taksiden indim. Şurada dörtleri yanan arabanın önündeki arabanın önünden taksiden indim. Otele geldim. Bu sefer yukarı çıkmadan videoyu bitireceğim. Bugün neler yaptığımı gördünüz. Gittik sahilde, yürüdük, gördük. Ama çok kötü bir zamanda gelmişiz Dubai'nin. Yani hızlı zamanları değil. Kime göre kötü, kime göre iyi. Ben her şeyin keyfini çıkartan bir adamım. Yoğun olsaydı, hızlı olsaydı ben de hızlı olurdum ve keyfini çıkartırdım. Ama şu anda sakinliğin keyfini çıkartıyorum. Bu da çok güzel. Taksiden indim, otelimin önüne geldim. Bu otele gireceğim. Yarın da bu otelden geçeceğim. Artık Dubai'de böyle birazcık sakin bir yerlere takılmak istedim. Çünkü direkt yoğun bir yerlere gitmek istemiyorum. O yüzden biraz Dubai'nin arka sokaklarında bir oteldeydim. Yarın biraz daha Dubai'nin iç tarafına, ama Dubai değil, Abu Dhabi'ye geçeceğim yarın.
Bu videoyu burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Arabalara merakınız olduğunu biliyorum. Bugün özellikle biraz arabaları çektim. Yolda karşıma çıkan arabaları çektim. Sahilde yürüyüş yaptık. Marina'da yürüyüş yaptık. Dubai'nin en iyi sahillerinden bir tanesinde. Ve artık ben odama gireyim, birazcık dinleneyim.